Herkese merhaba ben İzzet Camcıoğlu. Lipopillerden bahsettiğim serinin ilk videosunda lipopillerin neden tercih ettiğimizi ve üzerinde yazan yazıların anlamlarından bahsetmeye çalıştım. İkinci videoda ise lipopillerin seri ve paralel bağlanma koşullarından kısaca bahsettim. Bu videoda lipopillerin iş direnci ile başlayacağım. Ardından şarj edilme koşulları, saklanma koşulları bu tarz e, kullanımla ilgili gerekli bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Ancak iştirenç konusu biraz algılanması zor bir konu olduğu için ben bunu bir benzetme üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi videonun ilk kısmında hem seri paralel bağlanmanın da bir üstünden geçmiş olacak şekilde bu benzetmeden bahsetmek istiyorum. Evet şimdi burada göstereceğim benzetmenin öncelikle bir benzetme olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. %100 gerçeği karşılamıyor. Sadece e, somut bir kavram olan elektriğin yani biz elektriği göremiyoruz. Sadece sonuç olan etkilerini görebiliyoruz. E, somut bir kavram olan elektriğin ve bu elektrikle ilgili volt değerini, akım değerini, depo değeri olan miliamper saat değerini ve C değerini biraz daha somutlaştıran bir örnek oluşturmaya çalışacağım. Bu örnekteki değişkenlerimizin seri ve paralel bağlantıda nasıl değiştiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak Burada bahsedeceğim şeyi, bir su bidonumuz olduğunu düşünelim. Bunun alt kısmına yakın bir yerde bir çıkış bölümü var. Bu çıkış bölümünde de bir muslukla kapalı. Buranın önünde de bizim çalıştırmak istediğimiz bir motor. Su gücüyle çalışacak bir motor olduğunu düşünelim ve bu bidonumuzun içinin suyla dolu olduğunu düşünelim. Şimdi bu durumda bu suyun yüksekliğine bağlı olarak bu noktaya yaptığı bir basınç etkisi olacak. Bu basınç etkisi bizim volt değerimize karşılık gelecek. Burada bu basınçla ve karşısındaki bu musluğun direncine bağlı olarak musluğu biraz açtığımızda buradan dışarıya doğru su akmaya başlayacak. Bu da e, akım değerimize karşılık gelecek. Burada bu akımın süresini belirleyen yani biz belli bir miktar direnç musluğumuzu açacağız, su akmaya başlayacak. Bu akım ne kadar olacak? Yani bizim içeride depomuzda ne kadar suyumuzun olduğunu gösteren miliamper saat değeri ve C değerimiz var. C değerini ilerleyen aşamada bahsedeceğim onunla ilgili. Şu anda herhangi bir şey söylemiyorum. Bizim şu anda elimizde bir miktar suyumuz var. Burada bir musluğumuz var. Ve e, burada bu lipopil bir tane hücre lipopili ifade ettiğini düşünelim. Şimdi bu lipopile seri bir lipopil bağladığımızda nasıl bir değişiklik olur? Seri bir lipopil bağladığımızda bu deponun üst kısmını açıp depomuzu yukarıya doğru genişlettiğimizi düşünebiliriz. Boş kalan kısmı tekrar suyla dolduralım. Evet şimdi bu bağlantının seri bağlantı olduğunu söyledim. Şimdi gelin bu değerlerin nasıl değiştiğine bakalım. İlk olarak yüksekliğimiz arttı. Bu yüksekliğimiz voltaja karşılık geldiğini yani buradaki basıncın voltaja karşılık geldiğini söylemiştim. Dolayısıyla voltaj değerimiz arttı. Ardından bu artan voltaja bağlı musluğu eşit miktarda açtığımızı düşünürsek buradaki direnç sabit basıncımız arttığı için su daha hızlı bir şekilde dışarı çıkmaya çalışacak. Bunun anlamı da akımın arttığını bize gösteriyor. Peki akımımız arttı yani su daha hızlı bir şekilde boşalacak ama gördüğünüz gibi su miktarı da arttı. Dolayısıyla bizim depomuz değişmedi. Yani bir lipopil deponun yarısı ne kadar zamanda boşalacaksa iki katı da aynı şekilde boşalacak diye düşünebiliriz. Şimdi C değerini hiç karıştırmıyorum. Hemen ardından buna bir de paralel bir lipopil bağladığımızı düşünelim. Bu durumda depomuzu enine bir şekilde genişlettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Tekrardan boşta kalan kısmını suyla doldurduğumuzu düşünelim. Şimdi bunun paralel bağlantının karşılığı olduğunu söylemiştim. Şimdi bunun parametreler üzerindeki değişikliğine bak. İlk olarak yüksekliğin değişmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla volt değerimiz değişmiyor. Voltumuz sabit. Yükseklik değişmedi. Muslu eşit miktarda açtık. Yani direncimiz de sabit. Dolayısıyla çıkan suyun akımı sabit. Bu da değişmedi. E, biz içerideki su miktarını ciddi oranda arttırdık. Ancak akım dışarıya suyun akış hızı değişmediği için depo değerimizin arttığını söyleyebiliriz. Bu kısma kadar seri ve paralel bağlantıda voltaj, akım ve depo değerlerimizin bir önceki videodaki tekrarı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu örnek üzerinden C değerinin neye karşılık geldiğine. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi biz bu musluğu bir miktarını açıyoruz. Buradan bir miktar su çıkıyor. Tamamını açtığımızda çıkacak su şu borunun genişliği kadar. Yani aslında bu borunun genişliği bize C değerini gösteriyor. Biz eğer burada daha büyük bir çıkış kullanırsak Lipopilin bize anlık olarak verebileceği maksimum akım değeri artacaktır. Yani bu borunun genişliği C değerimize karşılık olarak geliyor diye düşünebiliriz. Şimdi artık buraya kadar getirdik. İş direnç kavramından bahsedebiliriz. Şimdi iş direnci Ekranda da gördüğünüz gibi buradan suyun dışarı akışını engelleyen yani borunun ağzını tıkayan bir engel olarak düşünebiliriz. Bu da elektriğin lipopilin içinden dışarı akmasını engelleyen dirençlere iş direnç denir. Peki bu iş direncin en önemli şey sonuçları neler? Şimdi biz onları konuşalım. Burada ee, ekranda da gördüğünüz gibi su buradan akmak istediğinde veya lipopil üzerinden düşünürsek elektrik buradan dışarı çıkmak istediği zaman Burada bir dirençle engelle karşılaşacak ve bu engeli aşabilmek için kendi enerjisinden bir miktar harcayacak Burada harcanan elektrik enerjisi dışarıya ısı olarak çıkacak Yani biz bunu nasıl anlayacağız? Lipopile dokunduğumuzda lipopilde sıcaklık artışı olacak Bunun anlamı şu değil bir uçuş sonrası eğer lipopilimiz biraz ısınıyorsa bu normal olabilir. Ancak aynı lipopili bir aydır, iki aydır, üç aydır kullanıyoruz. İlk uçuşlara göre son uçuşlarında çok daha ciddi sıcaklık artışı meydana geldiyse bu çok büyük ihtimalle meydana gelen iç direnç artışına bağlı olur. Aynı zamanda buradan enerji dışarıya kolaylıkla çıkamadığı için burada ayrı bir dirençle uğraşmak, başa çıkmak zorunda kaldığı için uçuş süremizde de ciddi anlamda azalmalar olacak. Peki değişenler sadece bu kadar mı? Hayır. Bir de bizim bu lipopili şarj etmemiz gerekiyor. Yani biz içeriden dışarıdan içeriye doğru su veya lipopil üzerinden düşünürsek elektrik pompalamaya çalışacağız. E biz pompalamaya çalıştığımızda da burada da aynı şekilde bu dirençle karşılaşacak. Yani lipopilimizin sıcaklık artışı hem deşarj hem şarj olurken karşımıza çıkacak. Dolayısıyla biz lipopilleri her zaman şarj ederken gözlem altında tutmalıyız. Daima ulaşabileceğimiz, görebileceğimiz yerlerde lipopillerimizi şarj etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda lipopillerin şarjı için şöyle bir kuraldan bahsedeceğim. Sabit voltaj, sabit akım. Lipopillerin genel şarj mantığı bunun üzerinden hareket eder. Yani biz bu dışarıdan sürekli olarak sabit voltajda ve sabit akımda elektrik pompalarız. Belli bir voltaja bizim hedeflediğimiz voltaja ulaştıktan sonra da yavaş yavaş akımı azaltarak e, lipopilimizin tamamen dolmasını sağlarız. Evet bu aşamada balanslı bir şarj aleti üzerinden lipopil şarj edilirken ne gibi değişiklikler oluyor? Kısaca bunu göstereceğim. Burada anlatmak istediğim birkaç özel konu var. İlk olarak 3S 5200 miliamper saatlik bir lipopili şarj komutunu vereceğim. Her hücrenin 4.2 volta ulaşmasını istiyorum ve şarj işleminin balanslı olarak gerçekleştirilmesini istiyorum. Şimdi şarj işlemini başlatalım. Şimdi burada önemli olan 3 tane değerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki voltaj, ikincisi akım, üçüncüsü de kapasite değeri. Şimdi burada voltaj değeri doğrudan lipo pilin ölçülen voltajını gösteriyor. Akım değerinde ise kapasite değerinde ise daha önce miliamper saat olarak lipo pilin kapasitesinden ve bunun ne anlama geldiğinden bahsettim. Buradaki kapasite değeri ise şarj aletinden lipo pile saatlik kaç amper akım depolandığını bize gösteriyor. Şimdi burada bir karışıklığı gidermek için bir konudan bahsetmek istiyorum. Evet videonun bu kısmında şarj işlemi devam ederken şarj aletinin üzerinde gördüğümüz kapasite değerinin ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Bir de burada e, kafayı karıştırabileceğini düşündüğüm bir konu var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. İlk videoda da bahsettiğim gibi kapasite değeri yani lipo pilimizin bir saat boyunca verebileceği amper değeri lipo pilin bir saat boyunca verebileceği akımı gösteriyor. Bunu bizim örneğimiz üzerinden düşünecek olursak, depomuzun içinde bulunan sıvı miktarını gösteriyor. Ancak biz pilimiz dolu mu boş mu diye düşündüğümüz zaman değerlendirdiğimiz veri volt değeri. Şimdi biz peki neden kapasite değerini burada değerlendirmiyoruz da? Bize lipo pilimizin boş mu dolu mu olduğunu dolaylı yoldan gösteren volt değeri üzerinden bu değerlendirme. Bunun sebebi çok basit. Çünkü lipo pilin kapasitesini ölçmemiz mümkün değil. Ya bunu boşalırken ya da doldururken ölçüm yapabiliyoruz. Ancak lipopilin içerisinde bulunan miktar lipopilin içindeyken bunun ölçümünü gerçekleştiremiyoruz. Ancak bir voltmetre aracılığıyla volta ölçmemiz çok kolay. Peki şarj olurken bizim gördüğümüz değerler ne? Şimdi şarj sırasında lipopilimiz dışarıdan içeriye doğru bir akım pompalıyor ve bu pompaladığı akım şöyle lipopilin üstüne doğru dolduğunu düşünelim. İşte burada Lipopilin içerisine şarj aleti tarafından yeni doldurulan akım yani bu sıvının miktarı e, Lipopil şarj aletinde bu özelliği destekleyen şarj aletinde Kapasite olarak şu anda ekranda gördüğünüz şekilde bize gösteriliyor Ancak biz lipopilinizi o anda içinde bulunan e, Miktarı bilmediğimiz için Bu kapasite üzerinden yorum yapmamız imkansız Peki biz ne yapıyoruz Bu sıvı seviyesi arttıkça e, Örnekte bahsettiğim gibi bu sıvının yüksekliği artıyor. Bu sıvının yüksekliği bize zaten voltajı veriyordu. Yani içerideki kapasite, içerideki sıvının miktarını voltaj bize dolaylı olarak gösteriyor ancak ölçülmesi çok kolay olduğu için biz voltajın değerine bakarak lipo pilimiz boş mu, dolu mu diye değerlendiriyoruz. Son olarak da bazı lipo şarj aletlerinde voltaj değeri o anda lipo pilin ölçülen voltaj değeri değil de şarj aletinin lipo pile uyguladığı voltajı gösteriyor. Bu durumda normalde 3S için hedef değer olan 12.6 volt'a şarj işlemi bitmeden çok önce ulaşmış gibi gösteriliyor. Bu yüzden bu şarj aletlerinde 12.6 volt'u görüp şarjı sonlandırmamamız gerekiyor. Akımın sıfırlanana kadar bu işleme devam etmemiz gerekiyor. Şimdi şarj işleminden kısaca bahsettiğime göre iş direnç konusuna geri dönebiliriz. Evet örnek üzerinde de gördüğünüz gibi şarj ederken dışarıdan sabit bir voltajla sürekli bir düzenli bir şekilde akım uygulayacağız ve bunun lipopili tekrardan doldurmasını hedefliyoruz. Şimdi burada bir engel olduğu için bizim dışarıdan uyguladığımız gerilim bu lipopilin buradaki engelini aşıp daha sonra lipopili doldurması gerekecek. Yani bizim uyguladığımız sabit voltaj lipopilin tamamını doldurmaya yetmeyecek. Dolayısıyla bizim depomuz yani diğer bir deyişle miliamper saat değerimiz ki bu değeri ölçemiyoruz giderek azalmaya başlayacak. Bunun sonucu olarak da yani uçuş süremizi kısaltan şeylerden biri buradaki direncin lipopil harcanırken enerji harcı olmasının dışında depo değerimizin de azalmış olması uçuş süremizin daha da azalmasına sebep olacak. Peki biz bu depolayabilme kapasitesinin azaldığını nasıl fark edebiliriz? Bunu da şöyle söyleyeyim: şarj süresi lipopilimizin gittikçe kısalmaya başlayacak çünkü lipopilimizin içerisine depolayacağımız akım miktarı gittikçe azaldığı için lipopilimiz çok daha kısa sürede şarj olup çok daha kısa uçuş süreleri bize sunmaya başlayacak ki bu da artık lipoplinin yavaş yavaş ömrünü doldurduğunu bize gösteren bir değer olarak karşımıza çıkacak. Evet, iç direncini ölçmek istediğimiz zaman bunun için iki metodumuz var. Ya kullandığımız lipopi şarj aletinin bu özelliği barındırıyor olması gerekiyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bir diğer ihtimalde kendi kuracağımız sistemlerle bunu ölçebiliriz ancak bunların kesinliği yani değerlerinin doğruluğun konusunda tereddütler olabileceği yazıyor. Benim bu konuyla ilgili bilgim olmadığı için bu kısma hiç girmeyeceğim. Ancak şarj aletiniz bu özelliği destekliyorsa size doğrudan mili ohm cinsinden değerler verecektir. Bu verdiği değerleri iki şekilde verebilir. Ya lipopilin hücre başına değerleri olur. Yani atıyorum 3 hücreli bir lipopil kullanıyorsanız birinci hücre için 3 mili ohm, ikinci hücre için 4 mili ohm, üçüncü hücre için de 7 mili ohm, bu lipopil seri bağlandığı için toplam lipopilin iç direnci toplanarak hesaplanır. Yani 7, 14 milyondur bu lipopilin iç direnci. Bunu neden söylüyorum? Bazı bazı e, şarj aletleri hücre hücre ayrı ayrı veri veremiyor. Toplam e, lipopilin iç direncini veriyor. Bu şekilde olduğu zaman toplam direnç bu değerlerin ayrı ayrı toplanmasıyla elde ediliyor. Şimdi bu değerlerin iyi veya kötü kesin sayıları ne yazık ki yok. Yeni bir lipopil... 8 milyon olması herhangi bir sorun olduğunu göstermezken bir başka lipopilde bu değerin 3'ün üzerinde olması bir sorun olduğunu gösterebilir. Peki biz bu iş direnci nasıl kullanacağız? Bununla ilgili iki tane metod önerebilirim. Örneğin aynı marka aynı model 3 tane lipopil aldınız. Bu lipopillerin ikisi 2-3 mili oynarken biri 10-12 mili ise Kulüpopilde bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu eğer garantili bir ürün aldıysanız değiştirme yoluna gitmenizi tavsiye ederim. Bir diğer kullanım metodu da aldığınız lipopil ilk başlarda 3-4 milyon civarında başladı sonra 14-15'lere 15 lere çıktıysa bu da yaşlanmayı gösteriyor. Peki %100 gerçek olmasa da bu değerlerle ilgili yaklaşık olarak düşünmemiz gereken belli aralıklar var mı? Bunu da söyleyeyim. 0 ile 6 milyon bu hücre başına değerlerden bahsediyorum. Lipopilin iyi durumda olduğunu bize düşündürür. 7 ile 12 miliohm arasındaki lipopiller kabul edilebilir sınır arasındadır. Yani hücreler bu aralıkta ise hala güvenle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 13 ile 20 miliohm arası artık lipopilimizin yavaş yavaş yaşlandığını ve emekli ayrılmak istediğini bize düşündürür. 20 miliohm'dan daha büyük bir değer okuduğunuz lipopille uçuş yapmanızı çok fazla önermem. Bu lipopilin artık emekliye ayrılma zamanı geldiğini bize düşündürür. Tekrar söylüyorum buradaki değerler hücre başına. Yani 4S1 lipopil için toplam 0 ile 24 mili ohmluk bir değer normaldir. Böylelikle bu videoda anlatmak istediklerimi bitirmiş oldum. Bir sonraki videoda lipopil örnekleri üzerinden iş kavramına devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur herkese kırımsız uçuşlar dilerim.